Arkadan geliyor. Yavaş anne, yavaş, tek tek iniyoruz. Oy oy oy, herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Günaydın da geçtik artık, tünaydın oldu. Sabahtan beri kriz yaşıyoruz, kriz. Gerçekten, dün kendi kendime çocuğa nazar değdirdim. Hakikaten nazar değdirdim, dilime eşek arılar soksun, değil mi? Ağzını çıkarmaya çalışıyor, askıyı tutmayacağım diye bağırıyor. Onun bağırıntısını duyuyoruz içinde. Sen yaramı ağzını yapıyorsun. Hem dedim, durmayacakmış. Askıyı çıkaracakmış, askıyı çıkar, ondan sonra bir de şeyi çıkaracakmış, Peyfa Efendi. Nedir o? Ben geliyorum, çıkaracağım. Nihal geliyor musun da? Gel de. Gel de Nihal'e, gel. Haydi gel de. Nihal Hanım ile çok şık olmuşsunuz. Gözler mözler gömlekler. Nihal Hanım'ın ben bu gömleğine bayılıyorum. Gerçekten. Hani şimdi uzun moralıksa. Ha, bir kendimi iyi hissedeyim dedim. Kamuflaj yaptık gelsin. Şimdi Nihal ablayla beraber Deniz Bey'in yanına gidiyoruz, dişçiye gidiyoruz. Nihal ablanın implant yerine bir bakacak. Oradaki demiri mi alacak Nihal abla? Çünkü evet, alırsa implant. Şayet metal işte. Demir, metal implantı neyse. Çıkaracak. İmplantı çıkaracak. Benim de çene kemik cerrahisi geldiyse benim şu yalandaki şişlere bir baktıracağız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi bize söyleyecek oradaki doktor bir yer. Sen ulaşabildin mi Deniz Bey'e? Ulaşamadım. Neyse biz bir gidelim, şansımızı deneyeceğiz. Muhtemelen hastası var. Büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle. Dediye geldi ya. Evet evet, sen yerine gel dedi. Biz bir gidelim, bir şansımızı deneyelim Nihal ablacığım. Ay gel. Gel hadi. Razim benim ya. Ve hala da aklını almadı Nihal abla. Zıplıyor, zıplamayı bırak. Alçılı koluyla bizi aldı, o koluna vuruyor. Yani daha kesmiyor ki onu. Ya artık kesmiyor tabii, duyundu da. İnşallah doktora gittiğinizde şey olur da. Amerikan alçı. Amerikan alçıyı alır. Yok Nihal abla, şimdi bu herhalde geçici alçı, yani yarım ya. Şey değil ya, tam değil ya. Büyük bir ihtimalle senin dediğin gibi. Hem tutar mısın sen bunu? Şeye kadar alacaklar ki. Evet evet. Dirseğin üstüne alacaklar, çıkaramayacak onu. Aynen yani, aynen. Ben, tamam. Ben gittiğim zaman söyleyeceğim pazartesi günü. Senin dediğin gibi Amerikan alçı isteyeceğim ki Nihal abla daha rahat diyor da, o yüzden. Amerikan alçı. Nihal abla araba şu tarafta yatsın. Ah annem, ah annem, ah. Görünmez kaza olabiliyor böyle şeyler de. İşte Hakan ufak olduğundan dolayı tutması zor Nihal abla. Ama bak dün akşam maşallah var, hiç ağrısı olmadı. Allah'ım binler şükür olsun. Evet, ben ondan korkmuştum evet. Dün gece olur diye. Yok olmadı, bir de herhalde dün birazcık yoruldu o. Hani ağladı, şey yaptı derken. Büyük bir ihtimalle yoruldu ve yorulduğu için de güzel bir uykuydu. O kadar bak Nihal abla zeki ki. Kolundaki alçıya çok dikkat etti. Aşırı derecede dağınık yatan Hakan dün akşam bir iki defa yatakta pozisyon değişti. Onun dışında hep aynı pozisyonda yattı. Kolunu da hep böyle böyle koydu. Hakan. Aslında işte çok dikkatli yattı aslında. Hakan. Hakan. Gel annem. Ben alayım önce. Ondan sonra vereceğim. Dur annem dur. Dur uyuyakaldı ya. Ver Nihal abla telefonu, ben alayım mı seni? Da ben alayım mı Hakan'ı? Elindekini bırakmak istemiyor, onu da döküyor. Evet, şu suyunu da alayım ben. Tamam, bismillah. Şu kapıyı da bir kilitleyeyim de yukuncumu. Aklımdayken. Hadi gel bakalım, nereye geldik? Yürü hadi. Araba geliyor. Evet, Deniz Bey muayenehanesine geldik. İnşallah her ikimize de işlem yapılır. Diyorum dediniz. Ama Nihal abla pek işlem yapılmasını istemiyor ama. Ama kaçışım da yok. Kaçışım da yok. Nihal abla bugün olmasa yarın mutlaka o işlem olacak. Bir an önce olsun ki bir an önce iyileşme sürecine de girsin. Evet. Ama Nihal abla da haklı olaraktan gerçekten canı yancandan dolayı istemiyor. Başıma gelecekleri bildiğim için. Evet, yani oraya kemik açıkta kalacak. O kemik sızlayacak. Sonra o kemik iyileştikten sonra tekrardan yan tarafından bir delik açılacak. Dur Nihal ablam daha çok psikolojisini bozayım da. Size iyi günler. Nihal abla geriye dön. Beni dönüşte şuradan deniz kenarından alabilirsiniz. Tamam olur, hiç sıkıntı yok. Ay inşallah şu cerrahi gelmiştir Nihal abla şu yüzüme. Allah'tan denizin eli hafif de. Evet. Bak, bilmiyorum ha. Tabii ki. Bak. Bilmez mi? Bilmediğiniz şey yok ama. Ama biz yukarıya çıkacağız. Biz yukarıya çıkacağız anne. Onu ben de daha yeni öğrendim biliyor musun? Ben ikisine birden basardım. Meğerse nereye gideceksen o yöne bakmak zorundasın. İç var ya bizim.
Dur hayatım benim, dur kuşum. Hayır. Hayır anneciğim. Kız bir de ikiye çıktı. Şimdi tekrar mı aşınacakmış? Birisi çağırmıştır çünkü yanıyordu zaten. Ver elindekini bana ver. Vermiyor. Peki ben alacağım acaba. Ben de alırken, arabadan indirirken alayım dedim de. Ver dedi hemen. Senin dip boyan gelmiş, benim de dip boyam gelmiş diğer ablacığım. Her ikimizin de dip boyaları gelmiş. Hele benimkisi nişaneye bakar mısın? Bak şurada. Şu olmasa ne araba saçlarımı boyatmama. Gerçekten boyatmam. O nişane. Geç. Geç bakalım. Hoşuma gitmiyor böyle. Geç bakalım. Haydi bakalım. Bismillah gerekten. Şöyle kadarı giydim şey diye. Kumaş ya bu. Çok güzel. Daha hafif. Aha. Aman. Hayır. Başka yere bastı, zile bastı. Bu tarafa, biz bu tarafa geldik. Şey yapsın da Eren hazır olsun. Benim? Numara çıktığında. Açar şimdi. Sen sonra alacağım, bir telefonu göstermek için. Öyle mi? Tabii. Beni ne zaman aldın? Senin ayın birinden itibaren alabilirim. Ayın birinden itibaren? Daha ayın kaçında isteriz. Valla niye defteri oldu? At gel kendine yer bulabiliyorsan yerleştir ama ağlıyor zaten. Tamam. Bekleyeceğiz ya. Bak şey... Afrin'den telefon etmeden gelmiş. Afrin'den mi? Afrin çok uzak. Evet gelmiş ama. Abo. Onu da ayın birine. Hayır Alanya olur. Evde mi ağrıyorsun? Yok. Dışarıdan gelen hastalar. Yok ya niye mi daha hangisini ağrıyor? Ama sen çocukla ilgilen, şimdi arkadaş ameliyatla çıksın sana baksın. Tamam oldu, teşekkürler. Neler tutuşmaz diye bir çift, ben en son gelmez düzgün çekemedim. Ay şuraya bak ya, benim sana güzel benziyor. Gel bak sen de bak dışarı bak. Bak sen var ya, kimin olduğunu bilsen. Hah, bak. Ay. Ay Yeren, sen ne yaptın? Yoğunmuş. Yapacak bir şey yok. Hayır, bak abla kızıyor. Düz. Manzara çok güzel değil mi Belgin? He? Orada oturacaksın. Televizyona falan hiç gerek yok. Bak abla kızıyormuş. Hayır, bak abla. Hayır diyorlar. Bana bak be. Bak bana bak. Evet, Nihal ablanın dişleri. Ağzında keyiflandı. Ay ne kadar Nihal abla şey ya. Kemiğin içine bak ne kadar. Kemiğin içine giren... Bayağı bir de matkapla deliyor. Demire bak. Demir, çivi neyse, metal hiç fark etme. Nasıl ne kadar sakat. Ondan da buradan vermiyor şuraya. İşte. Buram o kadar kötü ağrıyor ki. Ya ayın birine kadar şimdi beklemek zorundayım. Evet. Ya bak, kemik kökü kadar oraya şey iniyorlar sana. Vida iniyorlar. Vida metal neyse işte yani. Ne alaka ne kadar sağlığa zararlı değil desem bile belirli bir süre sonra bu vidalar ister istemez sana sıkıntı yaratıyor yani. Belirli bir süre sonra her zaman bunlar ömürlük değil herhalde değil mi bunlar? Ya düzenli kullanırsan eğer dişlerinden düzenli olarak paçalıyorsan bakımını yaparsan bir sıkıntı yaşamıyorsun. Ama sonuçta senin vücuduna bir metal koyuyorlar Nihal abla. Ama ona göre koyuyorlar. Zaten implantlar neden parça parça? Şey farklı şey Alman malı var. İsveç var. Evet. Türk malı var. Mesela Türk malı olanlar ucuz. Benim o zaman yapılırken de 150 liraydı. Ama benim şu an ağzıma takılanlar o zaman 3500 liraydı. Yani en iyisini yaptı. Ama benim kemiklerimde sıkıntı var. Ne bileyim en güzeli biliyor musun? Anam babam, anneannemiz gibi damak. Geceleri çıkaracaksın, suyun içine koyacaksın. Sabahları geri takacaksın. Leyla'nın dediği gibi. Leyla diyor ki bak, düğünlük olacak diyor, misafirlik olacak diyor, yemek yemelik olacak diyor. Üç tane diyor, dişin olacak diyor, damaklık dişin olacak diyor. Yani büyük konuşmayayım da, benim midem kalkar. Benim elimden fırça düşmüyor. Bak ben dişimi fırçalayayım. 10 dakika oyalanayım evde, dışarıya çıkacak. Benim dişlerimi fırçalamadan dışarıya çıkamam, böyle bir takıntım var. İşte.
İleriki okul çalışacağım, daha öyle çıkacağım dışarıya. İllaki basacak bir yere. İllaki bir yerlere dokunacak. Allah Allah. Allah razı olsun Deniz Bey'den. İşlerimizi yaptı sağ olsun, yardımcı oldu. Şimdi Helal Bey'le onu konuşuyorduk. Herhangi bir ücret almadı Deniz Bey benden şu anda. Hala bağırmaya devam ediyor. Ay Allah'ım, delireceğim herhalde. Şunu cüzdanına koy, istersen de kaybetme Belgin'cim. Şey camını, camını açtım. Sevgili beni çıkacağım. Sıcak sıcak sıcak. Oku benim mi kız? Ne? Aynen benim. Cüzdan cüzdan. Ha o seninki. Benimki kucağımda. Aynen. Sağ olsun Deniz Bey, ücret almadan muayenesini yaptı. Allah bir kat razı olsun. Yerine aldık işte, baktı samimiyet kurmanın evet. En güzel avantajı bu değil. Hiç ücret almadı. Sağ olsun baktı. Ama ne dedi? Üniversiteye yönlendirdi. Üniversitede iki tane doktor varmış. Pazartesi gidemeyeceğim. Pazartesi Hakan doktoru var. Kolunun şeye var. O yüzden gidemem. Salı günü giderim sabahtan dedim. Tam o zaman dedi. Ben oraya bilgi vereceğim dedi. Benim adımı söyleyin dedi. Şey oradaki doktor Deniz Bey değil de. Emre Bey. Emre mi? Emre. Aa, ismin, bak. Emre Muslu. Dedi ya benim adımı ver diye. İsmini yazdı. Adamın ismini ne olduğunu bilmiyorum. Ya Emre Muslu. Evet. Gittiğin zaman adını vereceksin onu. Hı hı. Sırada almanıza gerek yok. Benim üstümle giderseniz ben bilgilendireceğim dedi. Ama büyük bir ihtimalle dedi. Tükürük benzer alakalı olan bir şey bu yani dedi. Uzak kulak burun boğazı dedi. Yönlendirecek dedi. İsmail'e kibirli hala bulduğum. O zaman iyi bir kulak burun boğaz doktoru bulacağız Belgin. Evet, bir de şimdi o var. O benim şeyde gittiğim vardı aslında. Benim o zaman tükürük bezlerimde taş oluştuğunda. Bak İsmail'de de vardı. İsmail'de de taştan çok şüphelendiler. Laf bezler şiştiği zaman her şeyine baklar. Tomografiyi tuz şey yaptılar. Ultrasona soktular çocuğu. Her şeyine baklar. Ama işte büyüdükçe geçecek dediler. Bak ama geçti ha. Bak bana da ilaç verdi. Geçer dediler. Bir daha oldu. Böyle kaba kulak zannettik biz. Evet. Bizim bir anda şişti. İsmail'in de aynı şişiyordu. Bizim bir anda şişiyordu çocuğu. Kullandım. İkinci defa kullandım. Bir daha dedi. Olursa yalnız dedi. Ameliyatla almamız lazım dedi. O zaman hareketler vermişti bana. Hmm. Hani bu hareketleri yapacaksın diye. İlacı da kullandım. Bir daha da olmadı bak. En az 20 sene geçti. Bir daha da oluşmadı. Hayır yani sakız çiğniyorum dedim. Sakızı buraya çiğneyip burası şu, burası ağrıyor. Yine burası şişiyor dedim. O büyük bir ihtimalle tükürük bezleri. Bir yumuşak şey doktu dedi. Şey dedi. Sakızla alakası yok dedi ama. Onu Deniz Bey de söyledi de. Bizim hani söyleyelim, yaptıklarımızı söyleyelim de. Olsun yine. Bilgileri olsun yani. Şey yapmayalım. Yani. Geldik bir içimiz en azından. Aynen. Rahatlar. Deniz sağ olsun. Deniz'in eşi de öyle ama. Allah pek kadir aldım. Eşi de çok iyidir Deniz'in. İlgilendi mi? Allah razı olsun. Gerçekten ilgilendi. Hiç bizi bekletmeden şey yaptı. Aldı mesela. Şey yaptı. İyi oldu, iyi oldu. Salı günde en azından gidersin, oradan bir bilgi alırız. Çünkü benden tekrar buraya getirip göstermemize gerek var mı dedim. Tomografiden sonra gerek yok dedi. Ben orayı bilgilendireceğim, oradan zaten dedi. Sizi yönlendireceğim. Yani çene kemikle ilgiliyse de orada tedavi devam edecekmiş. Ama yok değilse dedi, KBB'ye gitmesi lazım dedi. Yani kulak burun boğaza gideceksin. Dediğini ben duymadım bak. Orada devam edeceksin. Onu duymadım ben. Hakan şeye çıkmış. Hakan durmadığı için. Olacak olursa oradan devam edeceksin. Bunu duyma dedim. Sen duymuşsun bak ilkide. Sen şey yapmışsın. Hakan durmuyor diye görmedim. Kozlar çıkıyor. İşte ben hafta sonları burada oluyor diye sordum. Tomografiden sonra buraya. Hani bir dahaki salı çektirince hani haftaya cumartesiye mi gelelim diye. Sorayım dedim. Yok buraya gelmenize gerek yok dedi. İşte sen daha iyi bildin. Cumartesiden cumartesiye geldiğini sen biliyorsun. Kesinlikle bir diş doktoru yanında başlasam. Sen çok güzel. Çok güzel yönlendirme yaparım. Aynen. Artık gelip gitmekten, dişlerle uğraşmaktan, implant çeşitlerini öğrendim, neyine işlem yapılır öğrendim, ne kadar sürer öğrendim. Hepsini ailede sülalede diş yaptıracak olan oldu mu beni arıyor. Hangi doktora gidelim, ne yapalım ya da hangisi daha iyidir diye. Ya diş işi biraz sıkıntılı herhalde. Gerçekten sıkıntılı. Öyle. Ağrısı ayrı bir dert, yaptırırken ağrısı bir ayrı dert. İyileşme şeyi fazla. Bak sen 3 seneden beri uğraşıyorsun ya. Ya bak dokunamıyorum. Ya yani boğazımın altına varasıya dokunamıyorum. Kemiğim o kadar kötü sızlıyor şimdi ki. Şimdi Leyla da aynı şekilde. Bak şimdi Leyla'da dolgularında sıkıntısı var. Seninkisi gibi implantlarında sıkıntı var. O implantlar da değişecek belki diyor. Ama o bir sürü iş ya. Az. Allah böyle herkese ne bileyim ne zaman tutarsın. Evet. Ne zaman
düşünsene bir de şöyle sürdü. Benim ilk implantlarım takıldı yani. Kemik tozu kondu benim. Pandemi girdi araya. Pandemi girince kaldı. Evet, bir de pandemi girdi araya. Ondan dolayı aslında bu kadar sürdü. Yapılan da kemikler kabul etmedikçe tekrar sarbaşı yapıyoruz. Neyse bakalım, bir şeye başladık. Bayağıdan beri zaten adamda ne zamandan beri var böyle bir şişti. Ben bildiğim bir an beri var ama şu anda yeni bir çene çıktı şu anda. O kadar büyüdü yani dedim. Ama hakikaten ben bildiğim bileni hemen hemen yanına böyle bir sıkıntım var benim zaten. Yok değil yani, şey değil. Neyse bir içimizde nasıl rahatlar belki. Yani ne olduğunu öğreniriz, ona göre tedavi gerekiyorsa da tedavine başlarsın en azından. Öyle. Bu kendi kendine geçecek olan bir şey değil ki. Hani grip değil, nezle değil. Değil. Hani yatayım dinleneyim geçsin diyeceğim bir şey değil yani. Kuşum. Eve geldik. Ay arabayı o kadar zor park yeri bulduk. Ya inanılmaz ya. Şuraya var ya, şu etrafı 3 defa döndük. Park yeri yok. Her yerde araba var. Çarşıya gelenler, burada yaşayanlar, herkes tabii ki de ister istemez buralara park ediyorlar. Otoparklar var mı? Evet, burada çevrede otopark var ama otoparklarda bilmiyorum. Ya tabii ki de pahalı. Maliyetli olduğundan insanlar boş buldukları yerlere park ediyorlar haklı olarak da. Şimdi Nihal ablacığım Migros'a gitti, o eve geçecekmiş, çok acıkmış. Eve gideceğim, şöyle kendime enfes bir kahvaltı hazırlayacağım. Belgin dedi, canım kahvaltı çekiyor dedi. Biz de Hakan'la beraber şimdi dışarıya çıkacağız çarşıya. Hakan'la beraber nereye gidiyoruz? Hakan'la beraber, sizlere de daha önceden zaten söylemiştim, görüştüğüm insanla Hakan'ı bir araya getiriyorum belli bir aralıklarda, belli bir günlerde. Zaten ben bunu Önder Bey'e de paylaşmıştım. Bugün de hava güzel olunca, işimiz de olmayınca tatil yolda tabii ki de Hakan'ı parka götürün dedik. Şöyle bir hava alsın. Hem de ne diyeyim, zaten çocukluğumdan beri zaten bunu aldı biliyorsunuz. Kolu kırıldı, alçıyalım, tekrar alçısını çıkar, tekrar alçıyalım derken bir de o alçı alışması, kolunu şey yapmamız, askıya almamız iyice bunalttı onu. Bugün hiç olmazsa bari dışarıya çıkalım dedik de hava alsın. Şöyle bir yürüsün dedik. Bugün hava gerçekten çok ama çok güzel. İnanılmaz derecede güzel bir hava var. Var ya, güneş yapmaya başladı. Yaz artık var ya, kendini yavaştan yavaş iyice hissettiriyor. Hakan uyumayacağız değil mi annem? Uyuyabiliriz de yani, hiç belli olmaz. Neyse hadi bakalım, sen uyu bakalım birazcık, uyumak istersen. Biz de o sırada otururuz, bir çay kahve içeriz ha? Olur mu? Allah'ım şey çok tatlısın ya. Bak ya, kapatacak, kapat. Hadi kapat bakalım. Bas. Kapattı ve açtı. Eşek ya. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hala ne diyorlardı onlara ya, kampanya mı işte, siz anlıyorsunuz. Hala broşürleri dağıtıyorlar. Ülkemiz hakkında hayırlısı olsun. Ülkemiz, vatanımız, insanlarımız hakkında hayırlısı olsun. Ne diyelim. Yeni patlayacak ya.
Gel hadi aşağı iniyoruz, yürü. Cami. Bak.
Bakın çekiyorum. Ne gideceksin sen? Gülüyorsun. Evet, ben de anlıyorum.
Şöyle alevler var. Burası bu den değil. Güzel değil. Bu den değil. Hayır, bu den akşam ettik mi ettik, yorulduk mu yorulduk, eğlendik mi eğlendik, enerjimizi de attık mı, evet onu da attık, şimdi evimize geldik. Oh, şöyle iyi bir duş alalım. Evet, büyüdü artık abisi o. Dur bakalım, ayakkabılarımızı çıkaralım böyle. Oy Hakan'cığım, hemen otur oyuncaklara, hemen otur. Anneciğim şunu Hakan'ın gardırobun kapısına öyle koy bebeğim. Onu biraz sonra aç. Ay yoruldum, gerçekten yoruldum ya. Ay, aşkım. Kuşum. Şimdi ben seni bir yıkayayım mı? Ha, bence. Duş alalım mı? Duş. Hakan. Surata bak ya. Leş gibi leş. Ya biraz hastalık görünmüştür ya. Baksana. O şeyden çıktı. Notaldık ya. Ondan çıktı. Evet arkadaşlar, biz sizlerden yavaş yavaş izniniz isteyelim, kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Sen ne yaptın annem bugün? İyi öyle. Ne yapsın? Bir resim çiziyordum, onu devam ettim. Televizyon seyrettim. Öyle. En güzeli geçti. İsmail dışarı çıkmak istemedi. Dışarı çıkmak istemediği için de çok da fazla zorlamak istemedim. İsmail her dışarıya çıktığında mutlaka ve mutlaka çağırıyorum. Sen de gel diyorum. Ama İsmail genelde gelmiyor. Ama arada da sırada da mutlaka zorla. Ama hayır. Son 3-4 günden beri aralıksız dışarı çıkıyoruz birlikte. Bugün de dinlenelim. Evet, hadi bugün de dinlensin dedik. O yüzden dışarı çıkmak istemedi.
Biz de ses çıkarmadık. Ne edelim artık, değil mi anneciğim? Evet. Seviyorum seni. Ben de seviyorum. Evet arkadaşlar, biz artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim, kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.